Bir önceki videomuzda da bahsettik arkadaşlar. Acaba bu halka arz senelerindeki kötü gidişattan bizi yeni halka arzlar, yeni gelen bebek şirketler mi kurtaracak? Yarın Altınay savunma işleme başlıyor. Bir gün sonra Koç Metalurji işleme başlıyor. Bugün yine hareket halka arz talep toplamaları başladı. Bunlarda daha iyi performans bekliyoruz ama Koton'dan da Lila'dan da bekliyorduk. Ne oldu? Görüyoruz ortada. Ne yazık ki iyi performans gösteremiyorlar. Ne yazık ki hedeflere, bizim hedeflerimize gidemiyorlar. Koton artı birlerde geçse de halen arz fiyatının altında. Lila deseniz hakeza öyle. Yarın Altınay savunma işleme başlıyor arkadaşlar. Bir önceki videomuzda belirttiğimiz gibi yeni halka arzlar umuyoruz eski halka arzların yerini alacak. Eski halka arzların hani ne derler kusurunu örtecek inşallah. Bakalım yarınki ilk gün tavanıyla beraber 38 TL kar bırakıyor. İlk günden de kimse satmaz inşallah. Hani ikinci gün Lila'nın olduğu gibi ikinci gün tabana gitme durumunda 81 TL karla kimse satmaz inşallah. Ne diyelim yani taban tablosu da paylaşacağız sizle tabii ki ama tavan tablosunda şu 40 lira 80 lira karlarla artık satışlar olmasın inşallah arkadaşlar. Oldu da 5 gün tavan giderse 234 TL kar bırakıyor Altınay savunma. Oldu da 8 gün tavan giderse ana paramız ikiye katlanıyor. 284 lira 439 TL oluyor. Şimdi diyeceksiniz ki ya hayal görüyorsun son halka arzlarda böyle 8 9 tavanlar, 7 tavanlar, 5 tavanlar olmuyor. Olmayacak. Ama Altınay savunmaya da Altınay Teknoloji savunma grubuna da gerçekten çok popüler. Çok konuşuluyor Twitter'da, sosyal medyada, bizim yorumlarda. Yani birçok halka arzları takip eden kişiler de Altınay'ı diğerlerinin yanından ayırıyor arkadaşlar. Eğer halka arz tavan furyasının tekrar başlamasını gerektiren bir katalizör varsa bu Altınay savunmadır diye ben de düşünüyorum. Umuyorum yani daha doğrusu düşünmeyelim de umalım. Yani birçok kişi yorumlarda yazıyor işte sen Koton'a şöyle güzel dedin, Lila'ya böyle güzel dedin, bak durum böyle. Evet hala öyle söylüyorum hala güzeller ama gelin görün. Artık o aracı kurumların mı yanlışı var acaba? Bu duruma yaptırım yapmayan SPK'nın mı yanlışı var bilemiyoruz yani. Gidişatı izlemekten başka çaremiz yok. Biz de içerideyiz, biz de bekliyoruz. Kol kesmiyoruz. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Biz buradayız. Görüşürüz tekrar.